Çocuklar yemek hazır. Herkese yeniden merhabalar. Güneşli Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayasız zeytinli poğaça hazırlıyoruz. Kullanacağımız malzemeleri şöyle bir göz attıktan hemen sonra yapılışına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için bize gerekli olan malzemelerimiz şöyle. 1 adet yumurta, 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı pul biber, 15 adet dilimlenmiş siyah zeytin, 1 adet ince doğranmış kırmızı kapya biber, 3 paket kabartma tozu ve 6 su bardağı unumuz var. Un, zeytin ve biber hariç geri kalan diğer malzemelerin hepsini kabımıza alıyoruz ve karıştırıyoruz. Tarifte kullandığım malzemelerin hepsini ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yoğurma kabının içerisine aldığım tüm malzemeyi kısa bir süre karıştırdıktan sonra azar azar unumu ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unun cinsine göre miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu hazırlayalım lütfen. Hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra üzerine biber ve zeytinleri ilave ediyorum ve kısa bir süre daha yoğuruyorum. Daha sonra hazırladığım hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum ve avuçlarımın arasında yuvarlayarak yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlayıp tepsiye aldıktan sonra poğaçaların üzerine bir adet çırpılmış yumurta sarısı sürüyorum. Biraz çörek otu, biraz da susam serpiyorum ve önceden 180 derecede ısıttığım fırına götürerek poğaçaların altı üstü eşit bir şekilde kızarıncaya kadar pişiriyorum. Çay ya da kahvaltı saatleriniz için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pratik ve çok lezzetli bir tariftir. Daha önce bu şekilde denemediyseniz muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Nar gibi kızaran poğaçaları fırından alarak servis tabağıma alıyorum. Kullandığımız ölçülerle toplamda 26 adet poğaça elde ettik. Ben hemen bir tanesini bölerek sizlere yakından göstermek istiyorum. Bana göre yumuşacık dokusu ve renkli görüntüsüyle inanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.